Bu filmde Nezahat Onbaşı senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Nezahat Onbaşı. Cephede büyüyen bir çocuğum. 9 yaşındayken babamla cepheye katıldım. İstiklal Harbi'nin sadece kadın değil, ayrıca çocuk kahramanıyım. Annem Hidayet Hanım, babam Çanakkale Cephesi'nin 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey'dir. Erzurum'da doğdum. Erzurum soğuk bir memleketti. Kışları pek dışarı çıkmaz, küçük penceremizden lapa lapa yağan karı izlemekle yetinirdim. Annemin anlattığı birbirinden güzel hikayeleri dinlerken, çıtır çıtır yanan sobanın tavana vuran kızıl ışığı altında babamı beklerdim. Annemle babamın tek varlığıydım. Beni sevgiyle büyütüyorlardı. Zayıf, orta boylu, zeytin gözlü, sakin bir kız çocuğuydum. Bir gün çok sevdiğim anneciğim hastalandı. Üzerine bir de savaş başladı. Her şey üst üste geliyordu. Büyüdüğümü annemin hastalığı ile hissetmeye başlamıştım. Annem verem hastalığına yakalandığı için beni yanına yaklaştırmıyorlardı. Onu çok özlüyordum. Uzaktan uzağa dualarımla ona destek olmaya çalışıyordum. Annem vefat ettiğinde 8 yaşındaydım. Ülkemizde savaş devam ediyordu. Babamın da topraklarımız için savaşması gerekiyordu. Babamın beni bırakabileceği kimsesi yoktu. Beni de yanına alarak orduya katıldı. Savaşın karanlık yüzüyle 9 yaşında tanıştım. Hayat şartları beni birdenbire çocukluktan çıkarmıştı. Öyle bir şeydi ki savaş bizleri çocuk yaşta koca koca kadınlara, adamlara dönüştürmüştü. Vatan için dua etmeyi, vatan için ölmeyi öğrenmiştik. Orduda Mehmetçik bana hem analık hem babalık hem de abilik ediyordu. Babam kendini mücadeleye adamış bir komutandı. Benimle ilgilenemiyordu. Benim artık bir kız çocuğu değil, yiğit bir Anadolu kadını olduğumu söylüyordu. Ben de öyle hissediyordum. Daha dün oyuncaklarıyla oynayan bir kız çocuğuyken içim birden vatan sevgisiyle dolmuştu. Vatanı kurtarmak dışında hiçbir şey düşünemiyordum. Yaşım küçüktü belki ama savaşta kadın, erkek, yaşlı, çocuk ayrımı yoktu. Herkesin yapabileceği bir şeyler vardı. Ben de cephanelerin taşınmasına yardım ediyordum. Yetişkin gibi cenk ediyor, düşmanın üstüne yürüyordum. Rahmetli annemin öğrettiği gibi dualar okuyor ve korkumu yeniyordum. Ben savaşla Çanakkale'de tanıştım. Destan yazılan, merminin mermiye saplandığı o memlekette. Daha sonra alay İzmit'e nakledildi. İzmit'te at binmeyi öğrendim. Bir askerin bilmesi gereken her şeyi öğreniyordum. Babamla birlikte cepheye gittim. Asker kıyafetleri giydim. Çarpışmalara katıldım. 12 yaşındayken bana onbaşı rütbesi verildi. Onbaşı rütbesi verildiğinde dünyadaki tüm oyuncaklar önüme serilmiş olsa bu kadar mutlu olamazdım. Arkadaşlar, derslerinizde başarılı oldukça sizler de bu vatana değer katmış olacaksınız. Bizler vatanı kazandık. Sizler de onu yükseltecek olanlarsınız. Çalışmaktan ve vatanımızı sevmekten asla vazgeçmeyin. Ürettikçe büyüyecek, sevdikçe mutlu olacaksınız. Birbirinize karşı ayrımcılık yapmayın. Herkes her şeyi başarabilir. Yeter ki şans verilsin. Kadın savaşamaz, çocuğun cephede ne işi var diyenlere milli mücadele büyük bir ders veriyordu. Cephede Yunan askerleri bile benden hayranlıkla bahsediyordu. Bizlerin çoluk çocuk demeden vermiş olduğu mücadele düşmanın içine korku salıyordu. Bizim tepeden tırnağa adanmışlığımızı hayretle izliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ile tanıştığımda cephedeydim. O an büyük bir heyecan içinde paşanın elini öptüm. Hayatım boyunca unutamayacağım anları yaşıyordum. Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk bana şükranla bakıyordu. Mehmetçiğin keskin bakışları gözlerimdeydi. Gururdan nemlenmiş gözlerimle ışık saçıyordum. Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim durumum gündeme gelmişti. Bana paşa unvanı verilmesi öneriliyordu. Fakat savaşın vermiş olduğu karmaşıklık da unutuldu. Ben de bunun için herhangi bir talepte bulunmadım. Çünkü benim için en büyük unvan sizlerin beni unutmamasıydı. Konya ayaklanması, Gediz, 1. ve 2. İnönü savaşları ile Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararla İstiklal Madalyası almaya hak kazandım. Savaştan sonra babamla birlikte İstanbul'a yerleştim.
1986 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından bana şükran belgesi verildi. Büyük işler başarmış olmanın onuru ve sevinci bu hayattaki en büyük kazancım oldu. Sizler de büyük işler başarmak için emek sarf edin. Bir müzik aleti çalmayı öğrenin, kitap okuyun, spor yapın, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edin, önemli müzisyenler, ünlü yazarlar olun. Ne yapıyorsanız o alanda en iyisi olmak için azimle çalışın. En önemlisi barış içinde yaşamayı ilke edinin. Bir de bizleri unutmayın, olur mu?